Merhabalar, merak edilen bir konu doğadan ve özellikle bitkilerden elde edilen ilaçlar. Bu ilaçları göreceğiz ve size değişik bir öykü anlatacağım. Bunun yanında da ilginç rakamlar vereceğim. Bu rakamlara şaşıracaksınız. Önce bir öyküyle başlayacağız. Öykümüz aslında penisilinden örnek alan bir öykü değil, daha yeni bir örnek. Norveç'ten gelen bir toprak örneği nasıl oldu da organ naklinin başarısını etkiledi. İkinci konumuz ise acaba kaç tane ilaç bugün günümüzde piyasada ve bu satılan ilaçlardan acaba hangisi sentetik, oran ne kadardır, hangileri bitkilerden köken alıyor onları bir göreceğiz. Bu konuda da tahminlerinizi bekliyorum. Peki neden aslında bitkilerden ilaç elde etmek zor? Bunun üzerine de birkaç lafım olacak. Çünkü özellikle bitkilerin içerisindeki fitokemikaller yani bu maddeleri elde etmek biraz zor. Aynı zamanda kullanmak da zor. Onun nedenini de kısaca size aktaracağım. Bir de günümüzde devam eden araştırmalarda acaba bitki kökenli hangi ilaçlar popüler, hangileri üzerinde çalışmalar yapılıyor? Onunla ilgili 3 tane de size değişik örnek vereceğim. Toplam 4,5 dakikalık bir videomuz ve dünyada acaba kaç bitki türü var? Bunu biliyor musunuz? Onu da sizlere aktarmak istiyorum. YouTube'un istediği üzere abone olursanız sevinirim. Özellikle beğenirseniz beğeni butonunu lütfen tıklayınız. Beğenmiyorsunuz da yorumunuzu beklerim. Biliyorsunuz Alexander Fleming penisilini bir mikrop kabının içerisinde bakterinin ürememesi üzerine keşfetmişti. Üremeyi önleyen de penisilyum adlı bir küftü. Oradan da penisilin antibiyotiği bulundu. Şimdi isterseniz buradan hızlı bir şekilde yani 1928 yılından 1969'a gidelim. İsviçreli ilaç şirketi Sandoz araştırma laboratuvarındaki çalışanlarında diyor ki siz tatile gidiyorsunuz dünyanın değişik yörelerine, oralardan bize değişik bitkiler ve hatta toprak getirin diyorlar. Sebebi de antibiyotik üretmek istiyorlar, yeni antibiyotikler üretmek istiyorlar. Ve sonuçta oradaki çalışanlardan bir tanesi de onlara bir toprak örneği getiriyor. Ve 1969'dan 1980'e kadar devam eden çalışmalarda siklosporin diye bağışıklık sistemini engelleyen bir ilaç ortaya çıkıyor ve organ naklinde ciddi bir başarı sağlanıyor. 1981-2016 yılı arasında 1328 ilaç piyasaya sunulmuş. Bunun 359'u sentetik, 326'sı karışık hem sentetik hem kimyasal bitkisel maddeler var. Ve bunun ötesinde de bakın 549 tanesi bitkisel kökenli. Ben bu oranın daha düşük olduğunu düşünüyordum. Biraz bu oran beni şaşırttı. Burada kocaman bir liste var. Kullandığımız ilaçlardan bitkiler, en köken alanlar. Bakın aspirinimiz var. Doğum kontrol hapının içerisinde var bunun yanında. Koşusun gut ilacı, kodeinler, morfinler. Onları biliyorsunuz. Küroru biliyorsunuz. Göz damlası, pilokarpin. Paklitaksel güçlü bir kanser ilacı ve dikkatinizi çekerim çok sayıda kanser ilacının ana maddesi bitkisel kökenli. Tabii şöyle bir durum söz konusu, bu maddeleri üretmek zor çünkü yapılan araştırmalardan bir tanesinde sadece bir kimyasal maddeyi elde edebilmek amacıyla bitkiyi tam 3200 dönüm araziye ekmişler. Bu da neden sıkıntılı olduğunun cevabı. Günümüzde en çok kullanılan zerdeçal, kurkumin, toz tableti var. Niye tablet veriyorlar? Toz tableti gerek var mı? Kendisini kullanalım ama bunların emilim ve yararlılığı düşük. O yüzden mecburen yüksek doz gerekiyor. Ve aynı zamanda her bitkiyi yüksek doza çıkardığınız zaman tehlikeli olabilir. O yüzden bitkilerden ilaç elde etmede bir takım sıkıntılar var. Günümüzde ise bakın çok ümit veren bir ilaç beta-lactoferin kanser ilacı. Bunun haricinde Alzheimer'dan hipertansiyona, damar tıkanıklığına kadar çok yaygın bir şekilde çalışılan bir madde var. Bildiğiniz zerdeçal, kurkumin belki üzerinde çalışılan en güçlü kimyasal madde. Bir de yeşil çayımız var. Onunla da ilgili bir video yapacağım. Onun içerisinde de epigalaktokateşin diye bir madde var. Bu madde de yine benzer şekilde çok değişik alanlarda kullanılıyor. Bekliyoruz bu ilaçları. Dünyada 391 bin bitki türü var. Bunların 361 bini çiçekli ve karşı karşıya kaldığımız zenginliği görüyorsunuz. Buradan gerçekten çok ciddi ilaçlar çıkma ihtimali var. Efendim teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.